Aykırsolar saat 20.45. Ben Enver Aysever. Türkiye'nin en çok soru sorulan toplum adına gözcülük yaptığımız programında birlikteyiz. CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk Radyo'da. Bugün yine Türkiye'nin yakından tanıdığı uluslararası başarılara sahip bir gazeteci arkadaşımı Nedim Şener'i ağırlayacağız. En son tartışmalı bir kitabı yayınlandı. Destek yayınlarından Yasin Elkadı, Hayırsever Terörist başlığıyla yayınlanan bir kitap. Netice itibariyle bir araştırmacının kitabı bu. Kitabın gündeme gelmesi sadece muhtevasından kaynaklı olarak değil. Çünkü İstanbul'da bir iddia, kitabın, şimdi soracağız kendisine, kitabın tanıtım reklam kampanyasıyla ilgili olarak belediyeye ait duvar afişlerinde yasak getirildiği, sanıyorum parası ödendiği halde ya da bu gerekenler yapıldığı halde kitabın duyurusunun engellendiği yönünde. Bundan dolayı da parlamentoda da, yani mecliste de soru önergesi verildi. Nedim zaten alışık önergelere içeride girip çıkmaya falan. Hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Önce kitabın içeriğinden önce başına gelenden konuşalım. Evet. İstanbul büyük bir kent. Dünyanın bütün büyük kentlerinde olduğu gibi kitleyi ilgilendiren duyuruların yapılması için kentimizin belediyesine ait, Büyükşehir Belediyesi'ne ait billboardlar var. Evet. Bir kitap yayınlandığı zaman parası mukabilinde buralarda tanıtım yapılma imkanı var. Evet. Fakat benim öğrendiğim kadarıyla kitabın billboardlarda duyurulmasının önünde bir engel olmuş. Nedir hikaye? Siyasi olması. Siyasi. Yani aslında siyasiden kastı. Yani olay neydi önce onu? Olay şu, kitabın içeriğinin, yani ben okuduklarını zannetmiyorum ama kitabın görüntüsü zaten Yasin Elkadı diye başlığının olması bir rahatsızlık yaratmış olmalı. Çünkü Yasin Elkadı iktidara yakın bir iş adamı, Suudi bir iş adamı ve bununla ilgili bir araştırma kitabı ve bunun tabii ki duyurulması konusunda belediye üzerine düşeni yapmaması çok doğal. Çünkü belediyede sonuçta bu hükümetin bir belediyesi. Bu partinin, iktidardaki partinin bir belediyesi. Dolayısıyla böyle bir yasaklamayı makul görüyorum. Makul görüyorum derken anlamlı buluyorum. Oysa bugüne kadar billboardlarda siyasi içerikli birçok kitabın tanıtımı oldu. Başbakanın hayatını konu olan kitapların reklamlarını da hatırlarsınız. Tabii hocam. Yayınlandı. Hatta ben, o da doğal. Tabii, çok normal. Hatta ben uzanlarla ilgili bir kitap yazmıştım. Korku İmparatorluğu'nun çöküşü diye. Yine verdiğimiz zaman bunu da ilanlarıyla asılmıştı ilanları. Ancak Yasin Elkadı konusunda nedense bir hassasiyet oldu. Çünkü Yasin Elkadı işte 25 Aralık operasyonunda önemli bir figür olarak karşımıza çıkmıştı. Peki şunu sormak istiyorum. Yayın eviniz gidip belediyeden kiralamak istedi. Hayır biz bunu yayınlamayız mı dedi? Evet. Nasıl oldu? Yani yayın evi başvuruyor. İlanın metnini, her zamanki yöntemi. Tabii metnini de hazırlıyor. Görüntülerini hazırlıyor. Onları örnek olarak gönderiyor ve İstanbul'un hangi noktalarına, metrobüs duraklarında, metro duraklarında ve dışarıdaki sokaklardaki billboardlarda yayınlamak için başvuruyor. Onlar metni inceledikleri zaman bu metin ve bu kitap siyasi içeriklidir diyerek bunu reddediyorlar. Peki demokrasilerde bir kitabın siyasi içerikli olup olmadığına reklamcılar mı karar veriyor? Yani siyasi içerikli olması engelleme sebep midir? Yani benim bildiğim bütün kitapların yasal zaten sorumlulukları var. Böyle bu kitapta bandrol alıyor. Yasal her şey yapılmış bir kitap. Hatırlatacağım size. Başbakanın Ahmet'in kitabıyla ilgili bazen bazı kitaplar bombadan daha tehlikelidir diye bir sözü vardı, hatırlarsınız. Ahmet Şık'la ilgili. Evet. Burada da anladığım kadarıyla bazı kitaplar hala bomba olarak görülmeye devam ediliyor. Çünkü burada bir reklam şirketinin bunu yayınlamayacağı değil, belediye yönetiminin buna karar veriyor olması. Belediyelerin de böyle bir yetki. Tabii böyle bir yetki. Çünkü sonuçta o billboardların yönetimi onların elinde. Ama yani onların böyle bir yetkisi yok aslında bir kitabın içeriğinden yönelik. İstediği ilanı basıp yayınlayıp yayınlamak onların elinde. Yani gerekçesi de siyasi diyerek, hani bu şey gibi 1 Mayıs gösterilerine Taksim'de izin vermiyorsunuz, gerekçesi de provokasyon olabilir diye bir sadece iki satır, iki kelimelik bir cümleyle savuşturabiliyorsunuz. Burada da siyasi içerikli diyerek bir nedene dayandırmış oluyor. Eğer buna yargı yoluna gitmiş olsanız, size siyasi içerikli bulduğum için yönetmeliğin şu maddesine göre diye gösterir ve oradan da yaptırımsız kurtulabilir. Peki siz belediyenin diğer kitaplarında o ideolojik gerekçeden ya da bu ideolojik gerekçeden dolayı bu türden başka bir yasaklamaya tanık oldunuz mu yayın eviyle beraber? Bundan önce aynı yayın evinin Zülfü Livaneli'nin kitabıyla Mustafa Hoş'un Abluka kitabına aynı gerekçeyle yasaklama getirmişlerdi. Destek yayınlarında. Yani destek yayınları genelde muhalif eserler yayınlıyor siyasi kitaplar konusunda. Dolayısıyla böyle bir tavırla karşılaştığı açık. Anladım. Tabii bu Türkiye'de demokrasi açısından hiç gurur duyulacak bir şey değil. Çünkü nihayetinde
kitabın bomba olarak algılanması, tanıtımının engellenmesi vesaire bir netice vermiyor. Okumak isteyenler öyle ya da böyle ulaşıyorlar. Tabii. Ya da bu çağda zaten kitaba ulaşamasanız yankısına daha çabuk ulaşıyorsunuz. Böyle bu hoş değil. Peki ben şu sormak istiyorum. Seninle ilgili yayından önce de geleceğini duyan insanlar da tweetlerde ilginç değerlendirmeler yapıyorlar. Bir kısım sana karşı şöyle bir şey söylüyor. Ya oh Nedim Şener sen de içeriden çıktın başbakanın ekmeğine yağ sürüyorsun diyor. Başbakancı diyor. Bir kısımda Nedim'i karşına alırsanız iki paralelci konuşursunuz diyor. Yani ben hangi geometrik şekle ait olduğumuzu bilmiyorum ama böyle bir tuhaf bir şey. Ben bilebildiğim kadarıyla Nedim normal gazetecilik şeyine devam ediyor. Evet. Nedir başbakancı yani mısın? Şimdi Nedim Şener Gülen cemaatiyle ilgili kitap yazar. Başbakanın kefilim dediği iş adamı Yasin Erkadı'yla ile ilgili kitap yazar. Türkiye'de azınlık olan zaten bu tarafsız kalmaya çalışanlar, özenle tarafsızlığını korumaya çalışanlar. Onlara işte dün AKP'ye yakın diye suçladıklarına bugün bu kitap nedeniyle bana paralelci yaftasını çok rahatla yakıştırabiliyorlar. Çünkü zannediyorum o kişilerin dünyaları böyle olmalı. Yani yoksa başka türlü bir anlam çıkaramıyorum. Ya da şöyle siz bir gerçeğe işaret ettiğiniz zaman bu onun işine yarıyorsa eğer sizi kendisine yakın görüp eğer onun tersinde bir davranıyorsanız, eğer onun o gerçek onu kızdırıyorsa o zaman sizi başka tarafa yaftalayabiliyor. Bu tamamen o kişilerin meşrebine derler yani nerede durduğuyla ilgili bir şey. Şimdi biz insanların duruşlarına, insanların algılarına, kendi olgularımızı feda edemeyiz. Ne sen ne ben ne başka tarafsız durmaya çalışan gazeteciler. Çünkü bu siyasi kavga dönemleri gelip geçici. Nasıl Ergenekon süreçlerinde bir kavga yaşanıyordu, yaşandı. O sönümlendi, şimdi başka bir boyuta geçtik. Burada da yine aynı şekilde bir gerçeğe, olguya işaret eden insanlar ayakta kalacaklar. Bugün yine taraf olanlar, göreceksiniz ileriki günlerde adları anılmayacak olanlar. Nasıl bugün Ergenekon sürecinde gazeteciyim diye ortaya çıkan insanlar nasıl Brüksel'e kaçıyorsa, nasıl Amerika'ya gazeteci... Var mı kaçanlar hakikaten? Tabii Emre Uslu kaçtı. Adem Yavuz Aslan Washington'a bugün gazetesi temsilcisi olarak atandı. Bu Adem Yavuz Aslan dediğiniz kişi bana bu televizyon ekranlarından seni başbakan tutuklattı diyen bir adam daha 4-5 ay öncesine kadar. Ama şimdi Washington'a tayin etti cemaat onu. Yani nerede bu insanlar? Bu tür kavgalarda da hep bugün de bu kavganın tarafları olanlar yarın başka yerlerde olabilirler. Ama ben Ben o kavganın içinde de yanında da dışında da hep buradaydım ve burada kalacağım. Yargılamaya rağmen yine burada durmaya devam edeceğiz. Bunu insanlar görecekler ama bu tür siyasi kavgaların taraflı olanların nerede olacağını kimse bilemez yarın. Peki o zaman başbakanın şu tezi yanlış değil. Yani Türkiye'den kaçıyorlar diyor. O zaman saptaması yanlış. Çünkü biz tam bunları göremiyoruz hepsini. Yanlış değil ve ben de hala görünen tabloda birkaç ismin daha kaçacağı düşüncesindeyim. Yani tahminin var mı? İsmi sormuyorum. Yok. Yani gazete manşetlerine dikkatle bakarsanız bugünlerde çok o isimleri zaten kimin neyi hedef aldığını, hangi isimleri öne çıkardığını ve başlarına geleceğini görebiliyorsunuz. O insanların da zaten bağlantıları buna müsait ve yurt dışında olacaklarını tahmin edebiliyorum. Yani isim söylemek aileler arasındaki şeyler doğru olmaz. Peki şunu soracağım. LKD'ye geleceğiz ama bu da önemsenen bir mesele. Sana yönelik şöyle bir duygu da oldu. Nedim çıktıktan sonra değerli bir isim oldu. Çünkü hem bir bedel ödemişti yargılanmayla. Henüz tabii sonuçlanmadı ama toplumsal ve dünya ölçeğinde senin ve Ahmet'in yönelik duygu şuydu. Yani bu insanlar suçsuzdu. Bunun ardından da pek çok insan, neredeyse herkesin suçsuz olduğuna yönelik de bir kanaat oluştu. Başbakan söyledi hatta bunu. Ama hem senin iktidarın hem de cemaatin çevresindeki isimler seninle ilişki kurmaya çalıştılar. Evet. Yayın organlarında seninle konuşmaya çalıştılar. Duygun ne? Nasıl temas ediliyor mu seninle doğrudan? Yani tabii ki hem yani iktidara yakın gazetecilerden hem de cemaatten insanlarla değişik temaslarımız oluyor. Ve hala her tarafta da diyaloğum sürüyor ama ortada kendimi bir özne olarak sağlam tutmaya çalışıyorum. Yani bir kavganın olduğunu görüyorum. Ben herkesin doğrusuna yani doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen bir insanım. Bu bağımsızlığımı bu şekilde korumaya çalışıyorum. O yüzden bu da görülebiliyor net bir şekilde. Yani AKP'liler şunu biliyorlar, bu bizden değil ama vicdanlı davranıyor. Cemaatçiler de şunu biliyor, bu bizden değil ama bu adam doğruya doğru yanlışa yanlış demesini bilebiliyor şeklinde. Çünkü bunun için bir bedel ödemek gerekiyor ve ben bu bedeli bugün değil daha önceki yıllarda da zaten yargılandığım davalarla ödediğim bedellerle ortaya koymuştum. O yüzden zannediyorum bu ilişkiler
devam ediyor yani. Peki cemaat seninle ne türden ilişki kurmak istiyor? Ya biz yapmadık, başbakan söyledi mi? Yani şöyle, aslında AKP'ye yakın olanlar, hükümete yakın olanlar, daha önce bir süreç yaşandı, bir özür dileme süreci yaşandı. Şahit olmuşsunuzdur basında özellikle. Hı-hı. Yani hakkılarını savunamadık diye. Cemaatten de karşılaştığımız insanlar, aslında ben özür dileyecektim ve hatta bununla ilgili bir yazı hazırlamıştım ama şöyle bir mesele girdi araya, yayınlayamadım falan diyor. Veyahut da size haksızlık yapıldığını biz de biliyoruz diye açık açık söylüyorlar. Onlarınki kibirden dolayı, yani cemaatçiler kibrinden dolayı kolay özür dilemiyorlar. Bir de şöyle bir nedenleri var. O gizli nedenleri şu. Eğer özür dilerlerse bu işte kendi rolleri de açığa çıkmış olacak. O yüzden bunu açıktan yapamıyorlar ama ikili ilişkilerde bunu rahatla konuşabiliyorlar. Peki sen mesela o süreçte çok önemli hukuk adamı olan kimseler, yani çok övülen kimseler, Savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere pek çok insanla çok sert münakaşaların da oldu, yani şey münakaşaları, evet. Düşünsel ve hukuk bazlı, evet. Pek çok insanın olduğu gibi. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Bu tablo içerisinde terörist olarak algılanmak, neredeyse vatan hainliğiyle suçlanmak, çok ağır bedeller ki ben de bir yayında, şu anda bizi izlemiyordur umarım, cezaevine seni ziyarete gelen ailene yapılan uygulamalardan dolayı çok ağır kavgalar verdim. Tabii. Biz de bedeller tabii. Burada ağır hakaretlere uğradık. Tabii. Bu tabii. Ekranlarda da uğradık ama tabii. Neticede büyük bir travmaydı ama evet. Seninki çok daha önemli. Bütün bunların evet. Ardından o insanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi yani hatta cemaatçi arkadaşla konuşurken var mı cemaatte arkadaşlar? Tabii var. Yani iyi insanlar da var konuşabildiğimiz. İlla hepsi operasyoncu değil bunların. Yani hatta isim söylediğiniz zaman onu ben tanımıyorum diyor ve buna inanabiliyorsunuz. Zekeriya Öz gibi hukuku daha önce de söyledim. Yani kirletmiş bir insanın hukuk konusunda konuşmaya başladığı zaman gerçekten dayanamıyorum. Bu bana Nazlı Alıcağ'ın mesela basın özgürlüğünden bahsetmesi gibi geliyor. Hakaret geliyor bana yani. Yani basın özgürlüğü konusunda en son konuşacak kişilerden bir tanesi Nazlı Alıcağ'dır. Çünkü hani Aksiyon dergisine verdiği röportajda Ahmet Şık'ın değil ama Nedim Şener'in tutuklanmasında ben bir sakınca görmüyorum diyebilecek rahatlıkta bir insan. Hani eğer utanması olsa, biraz utanma duygusu var olmuş olsa ben ona bir yerde karşı karşıya gidip anlatacağım bazı şeyleri. Ama hiç karşı karşıya gelmediniz mi? Mesela, hiçbir zaman. Birazdan bu koridorda olacak. Ya özellikle mesela. Kaçınırım öyle bir şeyden. Çünkü ben bir şey söylediği zaman en azından bunun üzerine düşünen bir insan beklerim ve hakikaten utanabilecek bir insan beklerim. Ama Nazlı Alıcağ da böyle bir utanma geni olmadığı için, hepimizde bazı genler var ama utanma geni, onda utanma şöyle geni de olmadığı için. Yine dili daha yumuşak kullan. Tabii bu şey ona biyolojik olarak söylüyorum. Yani mesela ben bunun biyolojik olarak bazı genler var bizde. Yani utanma geni de var. Ama bazı insanlarda eksik. Ben bunu hakaret için söylemiyorum yani. Nazlı Alıcağ'da yok. Ben Nazlı Alıcağ'da 2 yıl program yaptım. Merhabamız var. Dört bir tarafta senin konunda başta olmak üzere çok sert tartışmalar yaşadık ama evet. Senin de az önce cemaatle ilgili söylediğin gibi birkaç programda da gördüm. Hiç toptamcı davranmadın. Nazlı Hanım biraz sonra zaten bizi dinlediği için dört bir tarafta o da benim o zaman karşı olduğum bir şey vardı. Altan abi de çok karşıydı. Sizin cevap verme hakkınız olmadığı zaman evet. Ve o davalara hakim olmak da çok zor. Yani savunmak da çok kolay değil. Çünkü yüz binlerce sen de biliyorsun. Hanım da çok hakim değil. Onun da hakim olduğu. Eline vermiş polis bültenleriyle bu işlere yaklaşan bir insan. O konuda yani. Seninle fikirim. Ben de çok hakim olmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Tabii. Ama onların da sizin arkanızdan gıyabi konuşmalarını hiçbir zaman doğru bulmamıştım açıkçası. Tabii, tabii. Ama burada senin tabii ki cevap hakkın vardı. Ve ilk günden beri de konuşmak. Ama Nazlı Hanım mesela sana şey demişti. Nedim Şener gelsin yüz yüze konuşalım. Sen sinirlenirim diye mi istemedin? Hayır şu var. Hiç düşündün mü yani konuşalım? Ben bu söylediğim dahi eğer hatalıysa bundan hicap ederim. Ama ben hayatımda Nazlı Alıcağ'ın ta Uğur Mumcu ile tartışmalarından biliyorum. En ufak bir utanç duygusu, belirtisi olmayan bir insan. Peki, yani bakın dört bir tarafta birbirlerine o diyor ki sen yalı aldın onun için bu hükümeti savunuyorsun. O diyor ki sen cemaatin tetikçisisin, piyonusun diyor. İşte şimdi ya, bakın böyle bir bak burada bu artık böyle bir tartışmaya senle biz girsek bir daha ömür boyu konuşmayız Ömer. Yani ben seninle böyle bir tartışmaya girersem arka ama onlar rahatlıkla bunu sürdürebiliyorlar bu tartışmayı. Ya yani bu hani utanma duygusunun yerlerde süründüğü bir ortam. O yüzden hani olmamak, aralarında olmamak en iyisi bence. Şöyle diyelim. Ben kendi payıma çünkü senin duygunu
Anlıyorum. Burada da amacım ne Nazlı Hanım'ı ne de Nagihan'ı, başka bir insanı rencide edici bir şey olsun istemiyorum. Nedeni de şu, az önce söylediğin şey, bizim selamımız, sabahımız, yani benim hukukum var. O yüzden o dönemlerde senin neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Bence de çok haksız davrandın. Halen de aynısını düşünüyorum. Ama bu haksızlığın da şöyle bir telafi şansı da olduğunu düşünmüyorum. O bir kız çocuğu evde beklerken bir babanın günlerce ve haksız yere tutulmasının bedelini bu çağa tanık olan herkes bir gün ödeyecektir diye düşünüyorum. Enver, sana bir şey söyleyeyim. Çok trajik. Daha deminden eşimle oturup sohbet ederken televizyonlarda, sizlerin programlarda dahil benim hakkında söylenenleri kızım duyduğu zaman aynen şunu söylüyormuş. Hayır, benim babam o değil, benim babam o değil diyormuş. Öyle değil diyormuş, tamam mı? Bak, ben bunu daha yeni öğreniyorum, seninle paylaşıyorum şimdi. Şimdi dolayısıyla bunu o çocuk, sadece ben değil, bu televizyon ekranlarında kaç askerin masum yere, balyoz tutuklusu olsun, Ergenekon'da olsun, kaç insanın hakkını çiğnediler, yediler böyle, biliyor musunuz? Bu hak yemeler onları bu dünyada da öbür dünyada da rahat bırakmayacak, haberleri olsun. Ben bunu cemaatçilere de söylüyorum, arkadaşlara da. Diyorum ki, siz Allah'a inanıyor musunuz? Ona emin değilim. Ama ben Allah'a öyle bir inanıyorum ki, ilahi adalet diye bir şey var. Bakın, siz bize terörist diyordunuz. Bizi terörist diye insanları inandırmaya çalışıyordunuz. İşte ilahi adalet bugün siz, bakın Ali Fuat Yılmazer nerede? Kendini ne hale soktu? Zekeriya Öz nerede? Kendini ne hale soktu? Fethullah Gülen nerede? Ne hale soktu? Bugün örgüt davası diye bahsedildiği zaman onların aklı geliyor artık Türkiye'de. Dolayısıyla 2 yıl içinde Tanrı bize bunu gösterdi. Bir ilahi adalet var. Hani kulların bir adaleti yok ama Allah'ın bir adaleti var ve işte o gün, işte biz onu izliyoruz şimdi. Evet, bunu yayından önce de tebessümle, acı bir tebessümle söylemişti. Çünkü ben senin vicdanını ve insani duruşunu iyi bilen birisi olarak bir kere şey konusunda da, Hrant Dink davası ile ilgili de çok ağır sana haksız saldırılar yapıldı. Ama açıkçası Hrant Dink'in ağabeyi, Orhan Dink, benim de saygı duyduğum bir insan, senin arkanda duydu ve en sonunda dedi ki, çok şükür ki Nedim beni yanıltmadı dedi. Bu bence önemli. Tabii. Halen görüşüyorsunuz dostunuzla. Yani ben şeyi unutmuyorum. Mesela eşim bir akşam dört bir tarafta senin deva olduğu zaman bir yayına bağlanmıştı, hatırlarsan. Nagihan Alçı o gün programda Etiyan Mahcupyan'dan referans vererek nasıl Dink ailesinin avukatlarının da beni eleştirdiğini gibi bir takım sözler söylemişti. Ve eşim de zorunlu olarak bağlanmıştı televizyona. Ben cezaevinden izliyordum bunu. Yani bir eşi bu hale sokmanın bir anlamı var mı? Orhan abi bağlandı ama o gün. Orhan abi de bağlandı. Savunmayı yaptı yani. Dolayısıyla hatta zannediyorum yazılı bir şey göndermişti. Sonra. Sonrakinde. Önce canlı bağlandı, ve ben Nedim'le ilgili duygum şudur dedi. Evet. Tabii, peki Dink davasındaki durum nedir şu anda? Şimdi o önemli. Gelsel, çünkü bugünlerde yine o konu üzerinde. Evet, çalışıyorum ve yani onunla ilgili yani önemli bir iş yapacağım herhalde. Bir kitap çalışması yapacağım. Şimdi Dink davasında biliyorsunuz Yargıtay'ın bozma kararından sonra bu sanıkların ifadelerini tamamlanacak ve mahkeme bozma kararına uyarak muhtemelen örgüt davası olarak yeniden davaya ele alacak. Ama asıl önemlisi kamu görevlileriyle ilgili soruşturma ilerliyor. Ve burada geçenlerde Sabri Uzun'un, İstihbarat Daire Başkanı eski, ifadesi alındı. Ve ifadesi çok ilginç detayları var. Ben detaylarına biraz ulaşmaya çalıştım. Dosyada gizli karar olduğu için şey yapamamıştım ama sonra ulaşmaya çalıştım ona ve vakıf oldum. Doğrudan Ramazan Akyürek, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer'in sorumlulukları olduğunu açık açık beyan etmiş. Kendisinden Dink'in öldürüleceğine dair raporların gizlendiğini açık açık beyan etmiş. Hatta öyle bir iddiası var ki bu cinayete Ergenekon operasyonunun zemin hazırlamak için göz yumdular diye. Çünkü Ergenekon operasyonu ile ilgili çalışma aslında çok önceye dayanıyor. Peki. Ama bu operasyonun başlaması için bazı haklılık, toplumu ikna edecek olaylar gerekiyordu. Balyoz. Ve Dink ve Hrant Dink de bu cinayette, Rahip Santori cinayeti gibi, Malatya'daki zirve katliamı gibi o cinayetlerin işlenmesi beklenerek Ergenekon operasyonuna start verildi ve bunun altyapısı hazırlanmaya çalışıldı diye ifadesinde yer vermiş. Peki bu değişen dengeler, sen deneyimli sanık, deneyimli gazeteci, deneyimli mağdur, deneyimli yazar olarak bütün bunları da sezgilerinle de biliyorsun, fiili olarak da biliyorsun. Bu Ergenekon ve Balyoz dava süreci
bitti mi gerçekten? Çünkü görünen o ki meşruiyetine dair toplumdaki genel kabul başbakanın evet. da tutumuyla ortadan kalktı bu evet. davaların. Evet. Hakeza buna ben çok gündemde olmasa bile KCK'yı da ekleyebilirim. Çünkü evet. özel etkili mahkemelerin söz konusu kalmadı yani değil mi? Kalmadı ve sonuç itibariyle özel etkili mahkemeler sorgulanmaya tabii. başlayınca bu konuda ne düşünüyorsun? Bir de halen içeride balyozdan sıkıntı yaşayan insanlar tabii. var. Yani pek çok haksız yere evet, evet, siyasi evet. suçlu olan iftira yani mahsus. Oraya görev gereği o toplantıya katılmış insanlar, hiç darbe niyeti olmayan insanlar, ya velev ki bütün iddialar doğru olmuş olsa dahi artık emekli olmuş insanlar, yani bu davanın hangi yerinden tutarsanız tutun yüz karası bir şeydir. Yani balyoz davasında insanlar yurt dışından gelerek, bakın yurt dışından gelerek gemilerden, denizden, deniz altından, üstünden insanlar gelip teslim olarak sanık oldular, yargılandılar, cezaevlerine girmeyi göze alarak geldiler. Kimisi verilmiş tutuklama kararına rağmen atlayıp geldi. Ama bakın onlara bu operasyonu çeken cemaatçiler daha soruşturma başlamadan yurt dışına soluğu alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki haksızlık kimin, yani düşün bir insan, yani bana da söylediler yurt dışına gitmez misin, hatta yurt dışındayken burada kalmaz mısın diye söyleyen oldu. Ben suç işlemedim ki dedim. O insanlara ben suç işlemedim ki, ülkeme gidiyorum dedi. Ailem orada benim dedi. Ama buradakiler pılı pırtı toplayıp oraya kaçmaya çalışıyorlar şimdi. Dolayısıyla o davaların elbette ki meşruiyeti sorgulanır. Peki. Bunlar tabii uzun konuşacak ama biz konumuza evet. da denilmişti. Bir 10 evet. dakikamızı ayıralım. Ben tabii kitabın tüm muhtevasını sormayacağım çünkü insanlar okusun. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Yasin Elkadı kimdir? Yasin Elkadı aslında El-Kaide'de, El-Kaide örgütünde önemli görevler ifa etmiş. Suudi finansmanını yönetmiş kişilerden bir tanesi. Biliyorsunuz El-Kaide Afganistan işgaline karşı Pakistan istihbaratının kurduğu ve Amerika'nın aslında yönettiği bir örgüttü. Ama daha sonra kontrolden çıktı ve en sonunda Amerika'yı vuran 2001 yılında 11 Eylül saldırısı Amerika'yı vuran bir örgüt haline dönüştü. Şimdi bu örgütün Osama Bin Laden'in anlatımına göre Abdullah Azam kurucusu ama kendisiyle beraber de Cüleydan diye bir adam var ve bu adam Yasin El-Kadı'yla ilişkili bir adam ve bu Yasin El-Kadı vakıflar kurarak buradan topladığı fonları şirketler üzerinden dünya üzerinde cihat yapılan merkezlere kaydıran bir insan olarak görülüyor. Ta ki 90'lı yıllarda en son bunun izi şeyde Bosna Savaşı'nda ortaya çıkıyor. Gerçekten Bosna Savaşı sırasında biliyorsunuz çok büyük saldırılar, haksız saldırılar, soykırımlar uygulanmıştı. O zaman Türkiye'den de çok güçlü bir şekilde desteklenmişti oradaki savaş, kendini savunmak direnenler. İçin direnenler. Ve Yasin El-Kadı da orada bu rol alanlardan bir tanesi ve orada şirketler kurarak hem insan hem silah akımında. Aslında meşru bir müdafaa için. Tabii bunu yapıyor. Ama tabii Müslüman orada çünkü tabii, büyük bir soykırım oldu. Tabii Müslüman ama yani. Sonra biliyorsunuz bu örgütlere yapılan aynı Suriye'de olduğu gibi yardım bir süre sonra size şiddet olarak, terör saldırısı olarak geliyor. Çünkü kullandığınız insanlar, unsurlar ve insanlar cihatçı. Yani onlar tamam arkadaş Bosna'daki savaş artık durdu, evimize gidelim dediğin zaman geri dönmüyorlar. Orada ideolojilerini inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de Yasin El-Kadı'nın yolu ne zaman kesişiyor? Bizim şu anda Türkiye'deki etkisi ne? Aslında şöyle Bosna Savaşı sırasında aslında kesişiyor. Hatta o tarihlerde Başbakan Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O akımlarda aslında rol oynuyorlar. Hatırlayacaksınız Başbakan'ın o gruplarla ilişkileri zaten hep sorgulana gelir bir şeydir ama meşru müdafaa kapsamında değerlendirebilirsiniz bunu. Ondan sonra Türkiye'de paralar topluyor ve o paralarla Yasin El-Kadı işi Afrika ülkelerindeki Afrika'daki Müslüman ülkelerde falan bir takım yardımlar okul yapımında işte kız çocuklarının eğitiminde falan kullanılacak diye para topluyor. Ve bu para verenlerden bir kısmı da siyasi iktidara yakın insanlar. İsimlerini şimdi burada zikredip rahatsızlık yaratmak istemiyorum. O Türkiye'nin önde gelenlerinden. Önde gelenlerinden tabii ve Başbakan'a danışmanlık yapmış isimler bunlar. Onların ailelerinden toplanmış paralar. Sonra yurt dışında bu El-Kaide unsurlarına aktarıldığı tespit ediliyor. Ve bunun bilgisi aslında bu akışları kontrol eden Amerika üzerinden Türkiye'ye geliyor. El-Kadı hakkında küresel terörist iddiası listede olması, evet. yani terörist olduğu gerekçesiyle listeye konması ve fakat bütün bunlara rağmen Başbakan'ın hayır, hayırsever bir insandır demesi ve şimdiki son durum nedir? Şimdi Yasin listeden çıktı mı? Şu anda tabii şeyden Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi'nin hazırladığı liste var. Oradan ismi çıktı. Ama Amerika'nın Hazine Bakanlığı'ndaki listede ve Amerikan kanunlarına göre hala yasak listesinde. Peki niye Amerika'yla o?
inanmak zorunda değilsiniz. Sadece ona uymak zorundasınız Amerika'ya. Çünkü bütün dünya ticareti oradan geçiyor. Yani şöyle düşünün. Siz diyelim ki bakın Amerika bu listeye koydu. Ama Yasin El Kadı Avrupa dahil dünyanın her yerinde bu liste böyle bir listede kabul edilmiyor. Ama Amerika şunu yapıyor. Sizin Türkiye'deki listeden çıkmanız önemli değil. Eğer Yasin El Kadı ile iş yapan bir Avrupalı şirketseniz ve siz yine Amerika üzerinden bir iş yapacaksanız sizi de izlemeye alıyor ve sizi de yasaklı hale getiriyor. Dolayısıyla Amerika'nın listesinde kalıyorsanız aslında dünyanın listesinde kalıyorsunuz demektir. Çünkü bütün fon akımları, mal akımları mutlaka bir yerden ona çarpıyor. Neden? Düşünün burada İstanbul'da Yasin El Kadı bir şirket kurmuş. Almanya'dan bir şirkette alışveriş yapıyor. Bu Almanya'daki şirketin Yasin El Kadı ilişkisi öğrenildiği zaman Amerika tarafından o yaptırımla karşılaşıyor. Dolayısıyla Yasin El Kadı hala aslında izole bir şekilde kalabiliyor bu ticari şeyler. Türkiye'de güçlü mü hala Yasin El Kadı? 17 Aralık daha doğrusu 25 Aralık operasyonundan sonra o gücünü kaybetti. Çünkü biz Yasin El Kadı'nın aslında izini kaybetmiştik. Bu 25 Aralık operasyonunda karşımıza çıktı. Ben 2006'da Yasin El Kadı ile ilgili çalışmaları yaptığım zaman son noktasını şöyle koymuştum. Bir gün Yasin El Kadı çünkü dosyası kapamamıştı. Soruşturmacı gazetecinin en büyük özelliği şu. Dosyası yani noktalanmayan dosyaları bir yayın haline, kitap haline veya çalışma haline getiriyor. Onu takibini kolaylaştırmak için bunu yapıyor. Ben öyle bitirmiştim. Sonra 25 Aralık'ta bir anda karşımıza çıktı. Meğer Başbakanın oğluyla bir gizli ortak bir şekilde bir takım müteahhitlerle beraber Etiler'deki polis okulunun yerini alıp oraya büyük bir rezidans yapma projeleri varmış ve bu bütün detaylarıyla ve görüntüleriyle ortaya çıktı. Şimdi o da yok ama. Şimdi artık o rafa kalktı diyebiliriz. Peki Türkiye'de sonuç itibariyle bu tartışmanın bir tarafında olarak sen bu Amerika'nın oyun kurucu olarak aslında bir yandan hem bu işlerin finansmanını yapan sonra da finansmanını yaptığı insanları terörist listesine alması hikayesini pek çok başka örnekte de görebiliriz. Evet. Ve en sonunda kendi vurma hikayesine evet. dönen hikayenin bildik bir klasik yöntem olduğunu düşünüyor musun? Ve bu yöntemde asıl suçlu kimdir gibi zaman zaman gelgitlerin oluyor mu? Çünkü bir taraftan da hikayenin içinde neresinden bakarsanız böyle bir Amerikan oyun kuruculuğu da var. Yani o var ama şu ben bunu bir olgu olarak kabul ediyorum. Yani bu hani eşyanın tabiatı denir ya o olayın doğası böyle. Yani işte büyük ülkeler ister İngiliz olsun ister ne derseniz deyin. O ülkeler bir takım güçleri kullanırlar. Yeraltı örgütlerini kullanırlar. Amaçlarına ulaşmak için her şeyi yaparlar. Sonra onu tasfiye ederler. Bu her zaman ola gelen şeylerdir. Bugün Türkiye'de de buna benzer olaylar yaşanıyor. Yani. Peki Türkiye içerisinde bugün dünyanın başka ülkelerinde özellikle Suriye meselesinden dolayı dünyanın başka ülkelerinden gelmiş, kontrolden çıkmış sadece El Kadı için söylemiyorum ama cihatçı anlamda olan kimseler var mı? Yani görünenin dışında evet. Türkiye'ye gelip de zaten yani öyle hoyrat davranıyorlar ki işte Türkiye'nin güney illerinde silahlarıyla falan fotoğraflanıyorlar. Hatta polis kontrollerinde yakalanıyorlar ve kendi ellerinde kimliklerle dolaştıklarını görebiliyoruz. Yani bu artık Türkiye'nin de olağan durumu. Tabii, tabii ama şu büyük güçler bunu kullanıyor ama düğmeyi onlar kapattığı zaman olayın herkesin dağılmasını istiyor. Ama öyle olmuyor işte. Yani El-Kaide örneğinde olduğu gibi, bugün Suriye olayında olduğu gibi siz bir takım güçleri destekliyorsunuz. Özgür Suriye ordusunun unsurlarıdır falan diye. Sonra karşınıza ummadığınız bir profil çıkıyor. Çünkü sonuçta karşınızdaki insan malzemesi oraya giderken beynini ve ideolojisini taşıyor ve o ideolojiyi inşa etmeye başlıyor. Peki, o ideoloji o gücü yaratanın işine gelmediği zaman onu imha etmeye kalkıyor ve o bu tür sonuçlara yol açabiliyor. Sen diyorsun ki ben haklıydım. Daha doğrusu suçsuzdum, masumdum ve bana bir operasyon yapıldı. Pek çok insan da bunu söylüyor ama ben senin özelinde soruyorum. Sen kendinden sonuçta sorumlusun. Kim yaptı bu operasyonu sana? Cemaat mi yaptı, hükümet mi yaptı, dış güçler? Bakın tartışması söylüyorum cemaatin operasyonu olduğunu. Çünkü şundan dolayı eğer başbakan, hani bunu Ali Fuat Yılmazer birkaç sefer bir yerlerde söyleyip dezenformasyon yapmaya çalıştı. Çünkü çok usta olduğu bir konudur dezenformasyon. Eğer başbakan benim tutuklanmamı Ali Fuat'a talimat olarak vermiş olsaydı, ben tutuklandıktan, Ahmet tutuklandıktan iki gün sonra ayın 8'i, biz 6 Mart 2011'de tutuklandık. 8 Mart'ta Ali Fuat'ı görevden almazdı. Peki. Ali Fuat televizyona çıkıp niye görevden alındınız diye sorduğu zaman Tarık Toros, Nedim Şen Ahmet Şık'ı sahte belgeler tutukladığım gerekçesiyle aldı. Peki niye alsın başbakan o zaman? Peki 17 Çünkü
adamın derdi, başbakanın derdi benden kurtulmaksa tutuklattı. Sahte veya doğru delil fark etmez. Önemli olan tutuklatmasın. Nasıl o yargı da onların elinde değil mi? Kim hesabını soracaktı? Ama ona bir hesap sordu birileri. Çıkıp onu o gün kendi söylemeliydi. Ama bakın bütün bu süreçte maalesef adamı görevden almışlar ama aslında işin başından almamışlar. 17 Aralık. Ona da göz yuman Hüseyin Çapkın olmuş. O da çok açık. Hem lojmanı dahil olmak üzere. 17 Aralık 25 Aralık operasyonlarını kim yaptı? Cemaatin operasyonu. O zaman sizi operasyon yapan başbakan da aynı operasyon. Bakın zaten Zekeriya zaten yani olayı anlaşılır kısmı isimler üzerinden giderseniz hani parayı takip et şey ulaşırsınız. O zaman başbakan haklı kişiler, bir operasyon var. Burada bakın Türkiye'de bir yolsuzluk var. Türkiye'de yolsuzluk 2002'den beri var. 90'lardan beri var. Daha öncesinden beri var. Yani ben 80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yapılmış yolsuzlukları kitap olarak bir araya getirdim. Tepeden tırnağa yolsuzluk olarak. Ta ki 2000'li yıllara kadar. 2002'den sonra işte Yasin Elkadı, Kemal Unakıtan, diğer Galata Port olayları, hayali ihracatlar, bu hükümetin üyelerinin karıştığı yolsuzluklar, Şaban Dişli olayları değil mi? Bütün bunlar hepsi vardı zaten. Bu şey gibi. Siz zaten trafikte kemer takmayan bir insansınız. Polis size dur dediği zaman zaten cezayı hemen yazabilir. Burada da öyle. Zaten bu tür ilişkiler yıllardan beri var. Bu bakın 25 Aralık'tan önceki ilişkilere de gidin. Türkiye'de bakın İstanbul'da sadece Bakırköy 46 projesi yok. Yapılmış bütün rezidansların şeyine gidin. Bakalım nasıl bir ilişkiler ağa çıkacak ortaya. En azından şu rüşvet falan değilse de acaba bakan onlardan herhangi bir şey, bir şey için bağış istemiş midir? Ya da bir şey konusu yapılması konusunda birileri bir şeye gönüllü olmuş mudur? O tür ilişkiler bile yürümüştür. Peki. Dolayısıyla hani ben cemaatin operasyonu olduğunu zaten Zekeriya Öz'ü orada gördüğüm zaman anlıyorum. Celal Kale'yi gördüğüm zaman zaten anlıyorum. Polisleri gördüğüm zaman anlıyorum. Çünkü bizim davamızdaki, operasyonumuzdaki polislerin imzaları bu operasyondaki imzalarla aynıydı zaten. Son bir soru soracağım. Reklamdan sonra cevaplayacağız. Tamam. Nedim Şener, Yasin Elkadı Hayırsever Terörist adı altında destek yayınlarından bu kitabı çıkarttı. Her kitabında olduğu gibi burada da ses getiren bir kitap oldu. Şunu soracağım. Gerçekten Nedim Şener adalet açısından bir taraftan rantik davası başta olmak üzere bu yönde çaba sarf ederken kendisi de sanık oldu. Uzun tutukluluk yaşadı. Yargılama sürüyor. İşin bir tarafı bu. Bir taraftan da çok emin olarak başbakanın siyasi iktidarı tamamen bunun dışında tutarak operasyonu cemaatin sürdürdüğünü söylüyor. Peki insanın aklına şu soru geliyor. Deneyimli bir gazeteci Nedim Şener. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de yeniden bu kez değişen teröristlere yönelik, cemaate yönelik zaman zaman bu tartışma oluyor. Bir operasyon bekleniyor mu? Duyumları var mı? Başbakan doğrudan hedef alıyor. Gerçekten bir deneyimli gazeteci olarak önümüzdeki dönem Türkiye yine büyük tutuklamalarla bir süreç yaşayacak mı? Türkiye bunu kaldırabilir mi? Reklamlardan sonra. Aykırı soruların son sürecindeyiz. Türkiye'de tartışılan konulardan birini gazeteci Nedim Şener'le Yasin Elkadı meselesinde konuşuyorduk. Aldığın duyumlarda zaman zaman biz Türkiye'de bu operasyon meselelerini çok yaşadık. Ben tabii hiç kimse için hani böyle danışık dövüş operasyonları olmasını dilemem. Ancak tabii zaman zaman da gazeteciler operasyonlarında parçaları oluyorlar. Senin önümüzdeki dönemde bu türden hani bir hesaplaşma göreceğine dair duyumların var mı? Valla duyumum değil. En son Almanya'dan dönüşte başbakanın gazetecilere söylediği bir şey var. Zamanı bile belli ama şimdi söyleyemem diye açık açık başbakanın ifadesi var. Artık duyuma veyahut da daha fazla sanki gizli bilgi alıyormuşsunuz gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Artık burada yöntemin ne olacağı, suçlamanın ne olacağı ve kimlerin kapsayacağını konuşmak gerekiyor. Onun da bugün gazeteler, bir gazetenin manşeti olan işte Fethullah Gülen'den sonra cemaatin ikinci adamı denilen kişinin ismini ve o haberde geçen isimleri zaten ve daha sonra işte bir takım kamuoyunda bilinen isimleri kapsayabileceği çok açık. Ama burada casusluğa dayandırılacaksa o kişiyle ilgili şöyle bir telefon konuşmasını hatırlatmak isterim. Fethullah Gülen yaptığı konuşmada Fethullah Gülen'in yaşadığı çiftlikte giren çıkan kişilerin MİT tarafından izlendiğine dair bir bilgi veriliyor. Yani aslında önümüzde kocaman bir bunun izini süreceği bir süreç var. Var ve yani aslında inşa da edildi aslında o. Bu 17 Aralık operasyonundan sonra cemaate karşı yapılan operasyonlarla aslında inşa edildi. Hem ekonomik
kaynaklarının kesilmesi yönünde bir takım çabalar ve kadroların tasfiyesi yönünde. Ama şimdi hukuki boyutuyla bunu yapmak zorunda. Daha bugün başbakan bundan geri adım atmayacağına dair neredeyse ve bu konuda en ufak bir geri adım atanı da çok ağır suçlayıcı ifadelerle duyurdu yani ne yapacağını. Sevgili seyirciler, gazeteci Nedim Şener konuğumuzdu. Ben de bir iki not söyleyeyim. Benim yanımda Twitter olmadığı için ancak reklam arasında bazı şeylere vakıf olabilir. Birkaç şey söylemek isterim. Bir tanesi, netice itibariyle Türkiye'nin en çok çektiği mesele ifade özgürlüğünün yaralanmış olmasıdır. Bu bir kitaptır. Okurun karar vermesi söz konusudur. Reklamı yapılsa da yapılmasa da kitap eğer iyiyse yeri gelir, okuyucusunu bulur. Bu kitabı okuyup siz karar vereceksiniz. Benim burada bir hüküm vermeye hakkım yok. Bunu kenara koyuyorum ama kitabı adını ve muhtevasını öğrenmiş oldunuz bu vesileyle. Bu bir. İkincisi, şu anda Twitter'da az önce vakıf olduğum olaya bazı kimseler, gazeteci, akademisyen bazı kimseler, konuyla ilgili olan bazı kimseler, taraf olduğunu düşünen kimseler telefonla bağlanmak istiyorum demişler. Kendileri yayından sonra benimle temasa geçerse bizim telefonla bağlanma gibi bir formatımız yok. Dolayısıyla biz değerlendiririz. Cevap hakkı kullanmak ya da söyleyecek şey gazetecilik mesleği açısından gerekirse mutlaka burada kullandırtırız. Çünkü netice itibariyle Nedim gazetecilik ilkeleri konusunda uluslararası ödül almış bir arkadaşımız. O da cevap hakkı vesaire noktasında kendisinin de kullanılamadığı için zaten mağdur olduğunu söyleyen bir kimse. Yoksa fikirlerden hiçbirimizin ürkecek hali yok. Ben Nazlı Ilıcak ve Nagihan Alçı ile birlikte program yaptığım dönemlerde çok tartıştım. Dolayısıyla bu tartışmalar sürecinde de müspet menfi değerlendirmeler oldu. Nazlı Hanım şu anda koridordan geçti, aşağı doğru indi. Cevap hakkı varsa kullanacaktır, kullanması gerekir. Nagihan da reklam arasında buraya geldi, Nedim'e merhaba dedi. Onun da cevap hakkı varsa az sonra kendi programlarında kullanabilirler. Ama eğer dilerlerse, söyleyecek şeyler varsa bizim insanız, yüzle bakıyoruz. Burada da bizim sorularımızı yanıtlarlar, cevap haklarını kullanırlar. Çünkü ben insanların ifade özgürlüğünün esas olduğunu düşünüyorum. Ve bir merhabaya saygım var. Hiç kimsenin arkasından konuşmanın da doğru olmayacağını düşünüyorum. Biz toplumu bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüyüz. Sevgili Nedim Şener'e çok teşekkür ediyorum. Açık yürekli her şeyi söyledi. Yarın akşam bir başka gazeteci Mahmut Övür bizde olacak. Bakalım Mahmut neler söyleyecek. O da madalyonun başka tarafından bize ifade edecektir. Çok teşekkürler. Sağ olun.